1993'ten bu yana uzanan bir başarı hikayesiyle devam ediyoruz. Tahmil ve tahliye anlamında hizmetini sürdüren ve başarılı bir kadroyla da bu hizmete devam eden o firmayı yakından tanıyalım. Sevgili izleyiciler, Hatay Dört Yol'dayız. Amiraloğulları Tahmil ve Tahliye Şirketler grubundayız. Yanımızda da bu şirketin ortaklarından birisi oturuyor. Sayın Şerif Topuz Beyefendi var. Şerif Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Siz tanıyarak başlayalım röportajımıza. 1975 Gümüşhane doğumluyum. Aslen Gümüşhaneliyim. Yalnız 74 yılında ailem buraya İskenderun Demirçelik Fabrikaları için çalışmaya geldiği için biz de burada yerleştik, burada kaldık. Bize şirketinizi anlatır mısınız? Ne zaman çıktınız yola, nasıl başladınız? Biz şirketimizi 3 yıl oldu kuralı. Yalnız 93'ten beri bu işin içindeyiz. Biz bu işi yaparken tabii bunu da buralarda düşünmüştük. İleride bir şirket olacağımızı, şirket kuracağımızı. Çünkü bu işin tabanından ve zemininden, çekirdeğinden yetişmiş insanlar olduğumuz için işten de korkmuyorduk. Firmamızı kurduk, faaliyetimize başladık. Öngörünüz vardı zaten bu işi yaparken, kendinize de güveniniz vardı ve şirketiniz ortaya çıkmış oldu. Peki nasıl bir hizmet faaliyeti sürdürüyorsunuz? Yaptığı işin en iyisi olan bir markayla biz bu yola çıktık, başladık. Tahmil tahliye üzerine yükleme boşaltma, limanda ihracat ve ithalat mallarının gemiye yüklenmesi, boşanması bağlamında yaptığımız bir iş. Riskli, yorucu, ağır bir iş. Tecrübe isteyen bir iş. Nasıl üstesinden geliyorsunuz peki bu yorucu işin? Bu işin üstesinden gelmemizdeki sebepler çok tabii ki. Biz şirket olarak hepsi kendi bedenimiz, kendi insanlarımız olduğu için, bu işi de bildiğimiz için üstesinden geliyoruz. Zaten ortada büyük de bir emek var. Çalışma saatleriniz nasıl ilerliyor? Nasıl bir hizmet veriyorsunuz bu anlamda? Biz şimdi bize bu firma, bu işi vermiş olan firmayı mağdur etmemek için bizde çalışma saati yok. Yani her an her dakika o firmanın isteği doğrultusunda gemileri yükleme ve boşaltma bazında faaliyetimizi gösteriyoruz. Ha, personel olarak 8 saat çalışan var. 12 saat çalışıp 24 saat dinlenen var. Bu şekil devam ediyoruz. İşin durumuna göre devam ediyoruz. Kaç kişilik bir ekibiniz var? Şu an 35. Bu ekibi tabii ki siz eğitim veriyorsunuz, siz yetiştiriyorsunuz. Yarısı zaten ailenizin bir parçası. Nasıl tecrübelerinizi onlara aktarıyorsunuz? Şimdi önce yapmış olduğumuz, yapacağımız işi biz kendimiz gösteriyoruz. Sahadaki personelimiz de kendi insanlarımız olduğu için, bilen insanlar olduğu için zorluk yaşamıyoruz. Yani işi bildiğimiz için yabancılık çekmiyoruz. Yeni yetişen personeli de yanımızda yedek olarak önce bir gösteriyoruz, yetiştiriyoruz. Ondan sonra yavaş yavaş sahaya indiriyoruz. Yaptığınız iş bayağı riskli bir iş. Ne gibi incelikleri var? Ya, dikkat etmek çok önemli. Karşıdaki müşteriyi memnun etmek çok önemli. İşini yapmış olduğunuz firmayı zarara uğratmamak çok önemli. Bundan dolayı tecrübelerimize dayanarak, yani böyle tecrübelerimiz olduğu için üstesinden geliyoruz. Müşterilerinizi nasıl memnun ediyorsunuz o zaman? Şimdi firma yanaştırmış olduğu gemiyi bir an önce bitirmek ister. Bitirmek kendi işine daha iyi geldiği için biz bir an önce bitirmeye çalışıyoruz. Tabii bitirirken de karşıdaki bu malı alan firmanın bu malı rahat bir şekilde boşaltabilmesi için tabii onun da zeminini hazırlıyoruz yüklerken. Bu arada
birçok bu işi yapan firma vardır elbette. Siz de onlardan birisisiniz. Ne gibi farklılıklarınız var? İnsanlar siz neden tercih etmeli? Biz tek yönlü yetişmiş personel değiliz. Biz bu işin içinde her yönünü bilen personel olduğumuz için bizi tercih etmelerinde birçok sebep var. Örnek çoğu firma vardı. Sade dökme işi, yani gübreydi, kömürdü, hurdaydı, bunları yapar. Çoğu firma var, işte inşaat demiri, boruydu, işte ahşaptı, bu gibi işleri yapar. Bizde bunların ikisi de var. Biz ikisinde de tecrübeliyiz. Hem dökme hem genel kargo bağlamında yetişmiş tecrübeli personellerimiz var. Siz de zaten ürün anlamında çok geniş bir yelpaze sunuyorsunuz tahmil ve tahliyede. Evet, aynen öyle. Çok geniş bir yelpaze sunuyoruz ki şu an daha piyasaya çıkmamış olan malzemeyi bile yükleyebilecek kapasitedeyiz. Bu arada bir tane farkınız da şu, siz söylemediniz ama ben eklemek istiyorum. Buradaki yüklemeyi yaptıktan sonra siz bir de karşı tarafı da düşünerek hareket ediyorsunuz. Evet, tabii şu an çalışmış olduğumuz firmanın karşı tarafta başarı alması, bu da ne demektir? Karşı tarafın bir daha bu malzemeyi istemesi demektir. Bu bağlamda biz hem bu firmayı hem orada alan firmayı düşünmek zorundayız. Ya bu da şöyle, yüklediğimiz yükü ya benden çıksın gitsin, önemli değil, mantığıyla değil. Ben yüklediğim gibi oradaki insanların da benim yüklediğim gibi boşaltması gerekiyor. Ondan dolayı onları da düşünmek zorundayız, düşünerek yapıyoruz yani işimizi. Peki bu yaptığınız işin zorlukları neler? Nelerle mücadele ediyorsunuz? Şimdi yaptığımız işin birçok zorlukları var. Hava şartları, hava muhalefetleri, gemilerin ambarlarındaki şekil, şemalar, işte yükün sıkıntıları, yüklediğimiz yükün sıkıntıları, ahşabın farklı bir sıkıntısı var, çimentonun farklı bir sıkıntısı var, demirin daha farklı bir sıkıntısı var. Bundan dolayı yani sıkıntılarımız farklı farklı. Yani malzeme farklı olduğu için, geniş bir malzeme yelpazesine sahip olduğumuz için farklı farklı sıkıntılarımız var. Mesela çimentonun ıslanmaması gerekiyor. İşte çimentonun yapılmış olduğu bikbeklerin yırtılmaması gerekiyor. Bunların ambarda güzel bir şekilde istif edilip dökülmemesi gerekiyor. Ki karşıdaki firmanın da bunu alırken rahat bir şekilde boşaltabilmesi, malzemeyi zarara uğratmaması gerekiyor. İnşaat demiri paslanmaması gerekiyor. İşte yükü yüklerken denizde dalganın olması işimizi bayağı bir engelliyor, tehlikeyi bayağı bir yükseltiyor. Bu gibi şeylerle karşılaşıyoruz. Bu kapasite neye göre değişiyor? Yani günlük bir yükleme kapasiteniz var mı? Tabii. Şimdi dökme yük olarak klinger yapıyoruz biz. Klinger var diye 24 saat bağlamında 15 bin ton gemiye yükleme yapıyoruz. Hı hı. Çimento 24 saatte 3 bin ton bir yükleme yapıyoruz. Çimentodaki yani aradaki farkı sorarsanız dökmede işçilik yok. Yani klingerde işçilik yok. Direkt scraplarımız var bizim. Onlarla alıp direkt ambara atıyoruz. Ama çimentoda yani big bag yüklemelerinde tamamen işçilik olduğu için tabii bu şey zahmet biraz istiyor. Biraz daha zaman alıyor. Tabii. Ama bu bölgede iki vardiyayla yani iki postayla 3000 ton atmış bir firma yok şu ana kadar. Yani bu rekoru biz kırdık. Devamlı da kırdığımız rekor olduğu için kendimizle de övünüyoruz yani. Aslında siz çok tecrübelisiniz ama markanız kısa sürede de bayağı yollar kat etmiş. Peki başarınızın sırrı tecrübeden mi geçiyor? Tabii başarımızın sırrı tecrübe, artı ailemizin birlik ve beraberliği, birbirimize olan güven. Bundan geliyor. Çalışma ruhu diyebiliriz onu. Evet aynen öyle. Çalışma ruhu, bu işin içinden gelmemiz, işte şirket de tecrübeli personelimizin olması, bu personelin üçte birinin bizim kendi yetiştirdiğimiz insanların olması tabii bize de başarıyı getiriyor. Çalıştığınız firmalar sürekli çalıştığınız firmalar mı oluyor?
Tabii. Anlaşmalı, sözleşmeli firmalarımız var. Onlarla çalışıyoruz. Diğer bir firmayla anlaşmamız için de öbür firmanın da onay vermesi gerekiyor. Evet. Bu şirketin kalite değerleri, politikası, ilkeleri neler? Bu şirketin kalite değerleri, işini yapmış olduğu firmaya kaliteli bir hizmet vermek, malzemesine zarar vermemek, onları korumak ve gelecekte alacağı ithalat ve ihracat şeylerini dengeleyecek işler yapmamız gerekiyor. Bunun için de özen gösteriyoruz. Yüklediğimiz yüke, işte malzemeye, çalıştırdığımız iş makinelerine, her türlü elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Son olarak izleyicilerimize buradan söylemek istediğiniz bir mesajınız var mı? Öncelikle geldiğiniz için teşekkür ederim. Yani firmaların şeyiyle değil de, yani geçmişiyle değil de, sadece bu firmaların personellerinin yetişmiş kalifiyeli insanlar olduğunu ve bu firmalarda çalışan insanların bu işi bildiğine inanmaları, güvenmeleri gerekiyor. Biz de bu güvene inanmaya da layıkız diye düşünüyorum. Peki. Teşekkür ederim, sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz Şerif Bey. Kapılarınızı bize açtığınız için sağ olun. Sağ olun, teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, programımız bir sonraki durağımızda kaldığı yerden devam edecek.